İnovasyonun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan sosyal sorumluluk projesi InnoCampus Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tanıtım toplantılarına başladı. Bizim takımı çok etkileyen, hani böyle bizim kendimizi motive ettiğimiz bir söz var. Dünyayı değiştirmek için 5 kişi yeterli diye. Tabi bu 5 kişinin ilk önce birbirini bulması lazım. Daha sonra hedeflerini belirlemesi lazım ve istediklerini gerçekleştirene kadar da birbirlerinden ayrılmaması lazım. Merak ettiğiniz böyle yeni teknolojilerle birlikte yeni projeler geliştireceğiz. Bazılarını birlikte öğreneceğiz, bazılarını ben size öğreteceğim, bazen siz bana öğreteceksiniz. Böyle etkileşimli bir halde güzel projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Asimo diye bir robot var mesela. Protez robot yani, protez insan evet. Aslında. Evet. Tamamıyla protez bir canlı. Bu zaten açık kaynaklı. Yani bu kendi tasarladıkları her şeyle değil, biraz önce bahsettiğim gibi internet üzerinden yapıp paylaştığı, onların alıp öğrendiği, geliştirmeye çalıştıkları bir şey. Dolayısıyla yani patent zaten yani ilginç bir şey. Patent her zaman koruma sağlamıyor. Troya Kültür Merkezi bahçesinde kurulan konteynerde faaliyet gösteren InnoCampus gençlere girişimciliğin her aşamasında ihtiyaçları olan araçları öğretmeyi ve onları desteklemeyi amaçlıyor. Konteyner içerisinde verilen tanıtım toplantılarında program sorumluları tarafından tanıtıcı faaliyetler yapılıyor. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir kuruluşla çalışmak çok istiyorum. Hep özel sektörlerde maalesef şansım oldu. InnoCampus benim için bu anlamda bir umut oldu. Çünkü hani yeni fikirlerle bir araya geliyor olmak bizi de heyecanlandırıyor aslında. Biz bunu sadece bir iş olarak görmüyoruz. Bunun devamlılığı olacak olan bir proje, uzun süreler sürecek olan bir proje olarak gördüğümüz için çok heyecanla çalışıyoruz aslında. 17 Mart'ta açılışı gerçekleştirilecek proje 2 Mayıs tarihine kadar Terzioğlu yerleşkesinde araştırmacıların hizmetinde olacak.